Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Zahmetin Sonsuzluğu'nun 4. haftasının örümcek evreni görevini yapacağız. Şöyle gelelim. Tek tek okuyayım görevleri. Zahmetin Sonsuzluğu'nun 4. hafta macerasını saldırgan ani hamle dövüş tarzı olarak etiketlenmiş şampiyonla tamamlamamızı istiyorlar. Örümcek evreni kahramanıyla tamamlamamızı istiyorlar. Ve robot olarak etiketlenmiş bir şampiyonla tamamlamamızı istiyorlar. Robot muhtemelen paragonlara özel görevdir. İlk iki görev, saldırgan ani ve örümcek evreni kahramanları muhtemelen taht kırıcılar içindir. Şimdi bir giriş yapalım. Önce örümcek evreni görevini yapacağım ve bunu örümcek adam gece maymunuyla yapacağım. Şöyle örümcek evreni şampiyonları seçeneklerini göstereyim. Nerede? Evet. Örümcek evren kahramanları. İşte burada. Bunlarla birlikte Dormammu'yu yenmeniz lazım. Bence en iyi seçenekler arkadaşlar örümcek adam gece maymunu ve örümcek güven. Eğer yüksek seviye örümcek güveniniz varsa bence en iyisi örümcek güven. Ama bende düşük. O yüzden gece maymunu kullanacağım. Yani gizli kostüm. Örümcek adam gizli kostüm. Onun adı o yani. Gece maymunu deniyor bir de. Örümcek adam 2099 olmaz arkadaşlar. Çünkü üstünüzde 3 tane takviye olmasını isteyen karo var. Yoksa rakip hasar almıyor. Bu karo olduğu için bu örümcek adamla hiçbir türlü hasar veremezsiniz rakibinize. Miles bir ihtimal olabilir ama yavaşlatma atmıyor. Yavaşlatma atan şampiyon kullanmanızı öneririm. Yoksa çok zorlanırsınız. Evet, dediğim gibi bence örümcek güvenle gece maymunu. Şimdi başlayalım. Rakibimiz Dormammu bu arada arkadaşlar. Şöyle karolarına gelelim. %90 enerji direnci var her şeyden önce. Placebo var. Yani üstümüze bize etki sağlamayan bir takviye alıyoruz rakibe vurduğumuz zaman %40 ihtimalle. Zaten bu aldığımız placebo takviyeleri bu güçlenmiş karosuyla baş etmemizi sağlıyor. Ama örümcek adam 2099 hiçbir türlü üstüne takviye alamadığı için bu placebodan da takviye almayacaktır. Zaten örümcek adam 2099'un üstüne takviye atmanız imkansız. O yüzden bu güçlenmiş karosu varsa örümcek adam 2099 %100 yalandır arkadaşlar. Hiçbir işe yaramaz. Buna gelince takviyelerinizi bunlarla sağlamanız gerekiyor. Ama sonra diyeceksiniz ki bu takviyeler bitince deli gibi bozmayacağız. Evet, yardımcı karolar var onun için. Teslim olma karosu. Saldırgan zayıflatma hasarının en fazla %90'ına direnir diyor. Yani Dormammu'nun zayıflatmasına direneceğiz biz. %90 direncimiz olacak. Ama üstümüzdeki dolu her güç çubuğuna karşılık %30 oranda azalıyor bu. Yani güç barınız dolu olmamalı bu esnada. Bir de muhafızı yere serince her biri 5 saniye boyunca %1000 hasar vererek birini muhafız üzerinde uygulayan saldırganın zayıflatma etkilerini kaldırır diyor. Yani üstümüzdeki zayıflatmayı rakibimize geri gönderiyoruz ve %1000 hasar alıyor arkadaşlar. Bildiğiniz Dormammu'ya hasarını böyle vereceğiz. Ondan sonra işte dediğim bu başıboş karosu. Dormammu'yu yere devirmemiz lazım bu teslim olma karosundan faydalanmak için. Ama istikrarlı azim var. Özel saldırı etkinleştirdiğinde 6 saniye boyunca sersem bağışığı kazanıyor. O yüzden onu yere devirmek zor. Bu başıboş karosu da üstüne çok kötü oluyor. Hem durdurulamaz, hem kaçış yapıyor, hem de sersem bağışı. Nasıl döveceğiz resmen? Ondan sonra zayıf olanı yağmana var. Bir takviye etkisiz bırakıldığı zaman maksimum gücün %2 miktarını dolduruyor. Ona da dikkat edin. Daha doğrusu Dormammu'nun LX'inden kaçmasını bilseniz iyi olur. Ve güçlendirilmiş siper. İlk başta arkadaşlar siperlerinizi yaparak hemen L2'nizi doldurun gece maymunuyla. L2'nizi atın. Ondan sonra zaten sürekli L1 atarak oynamak zorundasınız. Ve kartuşlarımız bitmeden Dormammu'yu indirmek zorundayız. Gece maymununun sıkıntısı bu. Örümcek güvenle istediğiniz zaman indirirsiniz. Çünkü ağır saldırıyla istediğiniz kadar yavaşlatma atıyorsunuz. Ama gece maymunuyla L3'te şey yapmamız lazım. Kartuşlarımızı yenilememiz lazım. Ve L3'ümüzü doldursak bozma bizi direkt öldürür zaten. Evet, A köpüğünü etkinleştiriyoruz. Şimdi dediğim taktiği uygulamaya çalışacağım. Evet, bakalım alabilecek miyiz tekte. Şöyle vurarak başlayalım ama geri çekileyim. Şu el becerisini atayım önce üstümden. Şöyle vuralım, güzel. Şöyle hızlı yere devireyim onu, yansıttık bozmayı. Çok iyi. Şimdi bizim bir L2 atmamız lazım. L2 çok önemli. At, güzel. Hızlı bir ondan L2 alın, L3'ü dolmadan. Aynen böyle. Evet, şimdi taktiğe başlayabiliriz. Yakaladım. Taktik sürekli bozmaları ona yansıtmak. Böyle geriye çekilip hafif saldırıya boşluk yapıp ağır saldırı atın. Onu yakalarsınız. Özel saldırınız dolar dolmaz atın. Ve gözünüzü sağdaki zamanlayıcıdan ayırmayın. Yavaşlatma zamanlayıcısından. Onu yenilemeniz lazım. Sıklıkla. Hemen bir L1 daha alalım. Bu kez yenileyeceğim şimdi. Evet, yeniledik. Şimdi taktiğe devam. Üstümde bozma var.
Özel saldırı atsam olur. Ağır saldırı atmama gerek yok. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Gezi yere deviremedik ama olsun. Üstümüzde bozma var şu anda. Hemen yere devirip zayıflatıcıyı yenileyelim. Aynen böyle. Bir de L1 atıp bir yansıtma daha yapalım. Bir hakkımız daha var. Hemen bir L1. Çok güzel. Yere devirdim. Hemen bir L1 daha. Çok güzel. Oo, erken vurduk ha. Yakalanıyorduk. Bir L1 daha. Çok iyi. Aynen böyle. L1'im doldu. Çok iyi. Attım. Hemen zayıflatıcıyı yenileyelim. Ve L1 atalım. Aynen böyle. Şimdi L1 aldık. Çok güzel. Şöyle yere devirelim. Ah be, üstümüzde bozma yokmuş. Neyse, sorun yok. Daha zamanımız var. Şimdi bozma var. Hemen attım. Ve indirdik. İşte bu kadar arkadaşlar. Gece maymunuyla böyle tekleyebilirsiniz dormamıyı. Ne kadar sürdü dövüş? Kısalı. 2 dakikada aldım. Ama taktiği çok iyi ayarlamanız lazım. Bu biraz taktiksel bir dövüş. Gece maymunuyla. Yani üstünüzdeki plaseboları ayarlayacaksınız. Güç barınızı da hemen atacaksınız. Üstündeki zamanlı zayıflatıcının zamanlayıcısını ayarlayacaksınız. Üstünüze el becerisi alacaksınız. Onu ağır saldırıyla yere devireceksiniz. Yani insanı çok zorluyorlar. Gerçekten çok zorluyorlar. Ama ben bir tek bununla tekte alabilirdim. Başka hiçbir örümcek şampiyonuyla tekte alamazdım. Evet, gördüğünüz gibi bitirdik. Ve saydı. Hem de ani hamle dövüş tarzını da saydı arkadaşlar. Hem ani hamle dövüş tarzı hem de örümcek evren kahramanları olarak saydı. Ben onu video başında söylemeyi unuttum. İki görevi aynı anda yapabiliyorsunuz gece maymunuyla. Hemen isteyelim şunları. Sanırım taht kırıcıların görevi böylece bitmiş oldu. Şimdi ruhsuz paragon göreviyle uğraşacağım. Gece maymunuyla tek başına iki görevi de yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bir diğer seçenek de örümcek kıvam. Video başında dediğim gibi. Evet, bu videomuzun sonuna geldik. Paragon görevini de birazdan yapacağım. Anlamadığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.